Selam Nemur. Bana gönderme yapmış demek. Severler konuklu toplu paket açılışının yeni konuğu Fırat Albayram. Evet, Ceyda'dan sonra beklediğim muradıma erdim. Toplam kaç saattir bekliyorsun? Yani iki videonun arasındakini saymıyorum. Ceyda ile açtığımız paketler 12. sırasında kenarda sürekli falan böyle o mimikler şey emin olabilirsiniz. Oğlum. Videolarda o mimikleri rol olarak yapmıyor. Burada arka planda otururken de yaptı. Abi. Yaparsın tabii. Bir şey açıyorsun, biz de istiyoruz abi. Sen de şimdi heyecanlanıyorsun da ne tabii, çıkacak? Tabii merak ediyorum. Bakayım hangisi bana uygun. Hepsi zaten ikinize birden bunlar. Ya nasıl ya? Ama onunkiler hep bana uygun ya. Ve şimdi önce masayı ferahlatıyoruz. Tamam. Hangisiyle başlıyoruz? Hepsini sen al, istediğini seç. Renkliyle başlayacağım bununla. Bak ağır, gördün mü? Ama sayı olarak Ceyda'nınki daha çoktu. Bir paket ya, daha çoktu ya. Aynı 14-15. Ben sana yoldan bir şey daha alırım. Bu arada iki farklı seri yapması çok mantıklı. Bu dondurma yapma seti. Evet. Beni düşünerek mi aldın kankacığım? Evet. Ben dondurma mı yiyorum? Yemiyor musun? Yiyorum ama ben uğraşırım, ama uğraşmadan yiyorum. Ama dondurma yapmak zorunda değilsin. Hani ne yapacağım? Ne yapabilir? Ben bilmiyorum. Ben onu almışsın. Ben almadım. Slime. Gıcık. Bak yemek tamam, videolarında kullanabilirim. Dürüst bir şekilde söylüyorum. Söyle. Bu ikinize de değil. Sizin ufakla. He, Deniz Kemal'e. Evet. O zaman sevinirim. Tamam, Deniz Sihirbaz Kemal'e. Deniz Kemal. Böyle sihirbaz. Çıkmış, dolduruyor. Ya evet. Bu, atıyorum meyveli yoğurdu böyle dolduruyorsun içine. Hop. Sağlıklı evet, dondurma. Çok iyi. Tamam. Deniz Kemal'e. Evet, sıradaki. O da senin değil. Kanka bu da o. Ona puanım Deniz Kemal olduğu için 7. Evet. Çünkü abi içini vermemişsin ki. Deniz benim için ne yap bilmedim. Bilemedim. Abi sonuçta içini ben hazırlıyorum. Uğraşı bende ama bu... Ya git marketten meyveli yoğurt al. Aa, benim yeğenler yazın geliyor ha. Evet. Bebiş yoğurdu al, dök içine, yapıştır buzdolabına ya. Allah Allah. Şimdi Şile ile Rita'yı yıkama görevi sende değil mi evde? Daha yeni geldi onun videosu. Evet. Yıkadık. Keşke evet, önümüzdeki hafta yıkasaydınız. Keşke. Çünkü... Ney? Ney geldi? Bir dakika lan, bu farklı bir şey. Fırça dedim de bu, bir dakika, fırça değil. Aa! Ula çok mantıklı. Tüyler bunun, için mi? Hayır, bunun içine su ve köpük koyuyorsun, şampuanı koyuyorsun. Böyle yıkıyorsun. Evet. Ben bununla kendimi de yıkarım bro. Tamam. Bunun içine koyacaksın şampuanını. Sanırım şampuanı buradan veriyor. Çok akıllıca bir şey bu arada. Buradan da fıçık 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 evet, işte. Yani buradan da basıyorsun, anladın mı? Bak biraz daha ver, biraz daha ver gibisinden. Bu inovasyon bir ürün. Bundan getirin. Bunun ben şeyini almıştım. Bulaşık versiyonunu almıştım. Evet, reklamlarında oynasın. Yuvarlak fırçayı da arkadan basıyorsun ama hiç kullanışlı değildi ya. Tahmin edemiyorsun değil mi? Ben bir kere kedi yıkadım. Her yerimi çizdi. Ulaşamaması gereken yerleri falan çizdi yani. Böyle çok acayipti. Çok iyi ürün. Puan? Yine bana olmadığı için 8. Ama hiçbiri senin... Abi nasıl o zaman? Beni niye çağırıyorsun? Şile'yle Rita gelseydin yanına da Deniz Kemal otursaydı kardeşim. Hayret bir şey. Gördüm Tuğkan'ı almışım bir sürü şey. Bunu açıyorum şimdi. Ne dedi? Kıskanç. Kavgada söylenmez. Ben böyle diş yemedim. Bana sallamış. Oh! Bravo, bak işte aferin. Çok güzel. 64 bit Game Boy. Net sana. Bundan bende var ve çok mutluyum. Ne var oyun ama içinde bu? O Game Boy'lar, Sega'lar, canım, Neo Geo, nasıl okunuyor bilmiyorum. Onlar hepsi var. Sen ciddi misin? Evet. Hepsi de yüklü geliyor böyle. Dedim sana uğraştım, çok ağır konuştu diye. Evet. Ciddiye almamıştım. Anne. Çok iyi. Biz uçakta hep Switch kullanıyoruz. Uzun yollarda falan. Aslında bu daha... Ana! Renkli ekran mı? Aç. Aç. Oo! Oo! Oo çok ekranın güzel kalitesine lan, bak. Bu bayağı iyi ürün. Oo çok güzel. Emülatör seçiyorsun ilk önce. Ne oynayacaksın mesela? GBA'yı hadi seç. Hadi canım, sen de hepsini hepsi kopyalamışlar. Tam tuvaletlik sen ha. Sen ne diyorsun? Kardeşim, bundan sonra... Bana niye almadın öyle bir şey ya? Bana da havada döndüren ip aldın. 4 gün evde onunla gezdim. O kadar araştırdın beni, bilmiyor musun tuvalette çok zaman geçirmeyi sevdiğimi? Tuvalette oturup ona bastım bütün gün. Döndü. Savaşı çevirelim bunu. Çok önemli yok. Bir saniye, hemen şöyle yapacağız. Bak nasıl, nasıl mutlu oldu? Kesinlikle getirdi. Bundan sonra konsol kardeşiyiz. Kendine de almışsın. Onu bana yolla. Abi çok iyi bu. O bayağı PlayStation 1 oyunu çıktı. O çok iyiymiş bu arada ya. Şaşırdım burada zaten. Abi en güzeli Neo Geo oyunları ve şey GBA oyunları seviyor musun? GBC'ler de iyidir. Evet, hepsi süper çalışıyor. Bu 3 boyutu boş versen. Tamam, nereden kapatacağım, oyundan çıkacağım? Kapatıp bir daha şöyle çat çat. Bir dakika dur, Mario World 2. Daha yeni bitirdik şeyde. Aa, Mario mu var? Bir bakabilir miyim ben de? Zelda da var. Al sen bununla. Ben Zelda'yı bilmem. Ben Mario'cuyum. Bir şey söyleyeceğim. Pahalı olup olmaması önemli değil. Pahalı değil diyorsunuz.
onu düşünmesi çok önemli, anladın mı? Kardeşim yani iyi ki geldim. Çünkü lan, şöyle söyleyeyim, bayağı iyi çalışıyor emülatör. Şarjlı bir şey mi bu? Type-C'den şarj edebiliyorsun. Ne diyorsun? Kaç saat sürüyor şarjın? Ya ben tatilde bayağı bir Pokemon oynadım ama arada bir şarja taktım hani böyle. Her odaya döndüğümde, otel odasına döndüğümde taktım. O yüzden net bir şey söyleyemem ama 3-4 saat rahat gider. Güzelmiş. Mükemmel abi. Güzelmiş. Mükemmel. 10. Bunun linki var mı aşağıda? Almak isteyen çıkar bunu. Kaç hemen aşağıda linki. Kaç para lan? Bütün chat'i alıyorum amına koyayım. Gaza geliyormuş. Hesaplayın lan nerede amına. Dur lan. Ooo spoiler yedik. Dur ya en son bakalım. Peki bunlar gerçekten pahalı şeyler. Şimdi onun fiyatını soracaktım. Çok merak ettim. Bu çok ucuz bir model değil. Bunların nerede aralarında bu klasmanda? Kaç para? Kaç para abi? $48 mı? Tamam. Kaç kişiyiz yayında? $48. Çarpı kaç kişiyiz kardeşim? 30 bin. Kaç? Oha 40 bin. Tamam. 40 bin çarpı. $2 milyon ediyor arkadaşlar. Ara bizim. Milyarder adamı ara. $2 milyon ediyor aman okuyayım. TL'ye çevir. Hemen bekle. Dolar kur güncelinden hesaplayalım. 14.75. 14.75 eşittir. 28 milyon lira ediyor arkadaşlar. Siktir lan. Buradaki en pahalı model. Oha ya ulan. 40 bin tane şundan almak istesek 30 milyon lira. 30 milyon milyar. Bir tanesi bu. Daha büyükleri var falan. Daha yok daha büyükleri değil de mesela oyunları az, işlemcisi güçsüz olduğu için her şeyi çalıştıramıyor vesaire gibi. Bu $45'mış. Vergisiyle birlikte 50 küsur dolara geliyor. Ucuz değil tabii. Dolar yüzünden ucuz değil. Ama iyi alet. Şimdi. Söyleyin abiye bir çek yazsın. Evet. Bu ne? Şimdi sen bana yaşlı mı diyorsun? Ne sana ya? Bir şeyler oluyor tamam mı? Ha böyle yaşlanmaya başlamışsın gibi bir izlenim edindim ben. Bu parmağından... Ha bir dakika şunun puanı 10. Çünkü buradan kıracağım puanı. Tansiyon falan ölçüyor bu değil mi? Evet. Aa, bence çok güzel bir şey. Her ev insanın evinde olmalı. Nasıl çalıştığını şu an ben de bilmiyorum. Yani ama bu da şimdi küfür gibi ha. İnsani bir şey abi gerekli bazen çok. Ya arkadaşlar aklından çıkmıyormuş. Tabii ki de tuvalette oturup o ipli şeyi oynamadım. Yani gerçek bir şey olabilir mi sence bu? Ya hayal ettim de çok kötü bir anmış harbiden ya. Ya evde dolaştım onunla. Evde dolaştım da tuvalette oturup yapmadı böyle bir şey. Esprisine yaptım onu. Adam aklından çıkaramıyormuş. Bu yersin. Ne? Ceyda sen de yapma Allah aşkına. Herkesin tansiyonu bazen iniyor. Olabilir abi. Bayağı oksijenini falan da ölçüyor. Hepsi ölçüyor. Şey akıllı saat gibi. Aa kalp ritmini ölçüyor. Nerede ölçüyor ben diyorum. Ha, bak şu şey değil mi? Bak şu an atıyor. Tabii efendim. 99. 99 SpO2. Yani şey o kandaki oksijen seviyesi. %100'e yakın. 74 de şeyin mi? Nabzın. Nabzım. Şuna basınca iğneyle kanını ölçüyor. Ama basmıyor. Basma değil mi? Ben öldüm galiba arkadaşlar az önce. Hah başladı. Ha, bak bu daha çok çıkacak. Hızlı atıyor. Fıtıt fıtıt. Çekimde olan bizi senin ya kalbin lazım. Bir de yarım atıyor ha. 80. 80. Ne 80 bunu? Ne? 81. Gitgide heyecanlandı. Abi bayrağa saldırıyorlar. Anlıyorsun Ceyda. Hani 82, 83. Senin yanı kanında olduğum için. 85. Final bakayım. Gitti kalbi durdu. Öldü. Ya işte bir gadget. Evde bulunmasının zararı olmaz. Güzel ama... Bir göndermeler olduğu için... 6 veriyorum. Neden dersen akıllı saat de yapıyor bunu. Ama var mı akıllı saat takıyor mu? Takmıyorsun. Var ama takmıyorum. İşte akıllı saatin şarjı bitik olabilir ama bunu tık tık bakabilirsin herhangi bir şey. Ya mesela spor yapıyorum bunu mu takacağım? Hareket gibi çekmiş gibi oldu. Aç tamam. Yenisi gelsin. Zaten sen şu an bu saatten sonra istediğin kadar kötü bir şey almış ol bana. Hiç önemli. Şeyden kurtardın değil mi? Gameboy beni bağladı. Bağladı Gameboy'dan. Bence de bir şeyler çıkabilir. Hadi canım sen. Belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi şeyi tam seni analiz ettim ama şeyi bilemem yani. Beni analiz ettiysen niye bana tansiyon cihazı alıyorsun? Analiz ettim çünkü. Bu ne oğlum benim evliyim ben. İyi beni de... Start fat burning. Bayılırım böyle şeylere. Bu ne? Aa ne aldın çocuğa bari bakayım. Ben evliyim bro. Bir dakika lan bu işe yarıyorsa ben seni var ya o zaman daha çok severim. Oturduğun yerden kas yapma aleti değil evet. Mi bu? Sen cansın. Triceps biceps. Maskülen tarafım, Adonisler. Ne çok parçası varmış. Yuh. Kanka bu nedir ya? Bu her yerimize bir yeriz. Bak bu karın kası için. Ben fotoğrafta sadece bunu görmüştüm bak. Şunu görmüştüm sadece. Niye tabii lan bu ben çocukken de vardı. Çıkmıştı haberlere falan böyle. Elektrik çarpıyorsun. Oluyor böyle sanıyorsun ki six pack çıkacak. Bütün gün bekliyorsun. Yedek. Fark ettin mi? Six. Uyuşuyor bütün direkt bedenim. Direkt six pack. Yapıştırıyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Yarar mı işe sence? Bilmiyorum. Simülasyonun sanki bana bunlar hep tıraş gibi geliyor. Anladın ama mı? Şey bunları şeyde de... Lavuk hamburger yiyor bir yanda onu takmış böyle. Kaybı var. Kas kaybı mı? Güç kaybı var.
gidiyorsun fizik tedaviye, ne yapıyorlar? Ama evet, yani fizik tedavi kısmında da kullanılıyor bu elektrik. Çok emin olduğum konular değil ama yapıyorlar. Kilo vereyim, takayım da fit bir vücudum olsun, olmuyor. Bunlardan takıyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Diyor ki yağ yakmaya yarar diyor. Kas yapmaz ki. Yağların yanınca kaslar çıkıyor. Kola takalım. Aile dostu bir kanal olduğumuz için Fırat'ın göbeğini göstermek istemiyoruz. Çok fazla kol göndermişler. İki tane de karnıma göndermişler. Karnına yollamışlar. Şunlar da bence omuz için bak. Evet, kas için evet. Değil ama öyleymiş gibi reklam yapıyorlar. Ben çünkü kıpırdamak istemiyorum bro. İşte sen bilgisayarın başındayken, simülasyonun başındayken mesela bir taraftan kas yap. Bir şey diyeceğim, şunlar falan çok havalı, gereksiz havalı gözükmüyor mu? Gözüküyor da ben hala bunun manasını çözemedim. Şöyle. Düşün, adamın kolunu sarmış, benimkini saramadı. Pilleri doğru taktın emin misin? Hayır. İki tane pil var, nasıl ters takabilirsin ya? Hazır mısın? Hayır değil. Evet. Bir şey oluyor mu? Hayır. Dörde geçiyorum ben. Geç. Çalışıyor mu peki, bir his var mı? Şu an bir şey olması lazım. Bir dakika, lazım bir diye. Saniye vururum. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl ya? Bünyesi reddediyor abi spor, ben size diyorum. Oğlum hiçbir şey olmuyor şu an. Psikolojik mi zayıflıyoruz acaba? Hayır, normalde şu an böyle kasılman lazım. Ananı satayım. Ya ne yaptın oğlum? Oğlum bu ne? Al şunu. Bak çok sinir bir şey. Ben de denemiştim. Aşırı sinir bozucu ya. Al şunu. Oha, hareketlerden belli zaten böyle. Çok mu lan, ödü mü kopardın ya? Abi biri kaslarımı içeriden dürtüyormuş gibi. Yavaş basın ha, bak ben ha, gelirim. Çalıştır. O arada belki de fayda sağlıyordur lan. Ne bunun adı? Ya bakarız sonra be. Nasıl çalıştırdım bilmiyorum. Belki de en güçlü de çalıştırdım yanlışlıkla. Bir yazıyordu. Bak bir şey olursa hemen bu düğmeye bassam of. Ya çıkar, sök çıkar. Sen dört yapma. Abi çok acayip bir hissi var bunun. Bir dakika dur şimdi ama. Ben nasıl çalıştırdın anladım. Bir dakika. İddiaya kadar bütün bedenime sarıyormuş. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Burama kadar uyuştun. Zararlı vermesin oğlum. Ben şu an bayağı karakat yaptım. Ay yok. Ben gider metiyim bir şeyimi yaparım ayol. Çok acayip hissi var ha. Dur elleme tamam. Sen dokunma. Hayır, 10 ilk önce 10. Şimdi program seç. Biri seç. Bir. Evet. Abi. Bak. Çok sinir. Bak rahatsız oldum. Ah. Abo. Fırat kolun kendinden. Abi çok komik. Allah. Gerçekten işe yarıyor olabilir ha. Göbeği deneyelim mi bir? Hadi deneyelim. Bir deneyelim yani. Oha! Her tarafı 12 dakika diyor abi. Oğlum düşünsene bunu. Göbeğime burama taktım. Evde böyle mi gezeceğim ben 12 dakika boyunca? Böyle gezeceğim. Göbeğinde göz. Sansür. 4 yapma. 1. Oluyor mu? Çok iyi. Gerçekten. Hafiften içeriden böyle yapıyorum. Tamam yüksel. Oo bunda... Aaa! Şiddet değil. Bunda şöyle yapıyor. Yavaşça mekik çekiyormuşsun. Sürekli hırr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 r
Böyle şey mi olur ya? Abi niye olmasın? Abi o kadar kolay ya, olsaydı. Kas yapar belki, eritmez ama kas yapar. Da neyini kas yapacak? Önce yağların erimesi lazım ama. Güzel yani, değişik ama kolum hala çok kötü hissediyor. Sanki bu kolum güçlen. He, bir dakika. Bak yumuş. Abi bu genelde kas kütlesinin kaybolmaması için kullanılıyor. Oyuncular falan da kullanıyor. Biz de kullanıyoruz. Tatile falan mesela spor salonları kapanınca çok kullandım. Ha, karantina sürecinde de çünkü ben bir terim kullandım sanırım. Çocuk sertleşmiş hafif. Hani kas bende vardı, iş yapıyor ama uzun süre kullanman lazım. Bilmediğim bir konuşum. Çok da bir şey demek istemiyorum. Daha sonra kasları kasılır ya. Çok az yaptık konu abi. Saçmalıyorsun abi, 2 saniye. Yalan mı söyleyeceğim? Kasılmış işte. 2 saniye mi? 1 saat burada titredik oğlum, hatırlayın. 1 saat. Ya burada gösterdim. Genelde protein tozu kullanan kişiler bunu kullanıyor abi. Ya Umut. Tutan yan bisikleti diyorsanız seveyim ya. Ya herkes gördü, titredik oğlum ya. Abi ulan, protein tozunu içiyorsun, bunu bir bağlıyorsun. Ertesi gün Arnold değilim gibisin yani. Abi. Bir kere daha öpeceğim. Çünkü senin videoları izlediğim zaman en gaza geldiğim. Ulan keşke bende de olsa da iki fıttırsam dediğim şeyi almışsın. Ben göremedim hala ne olduğunu. Ha, ne evet. Aldın ya? Ne aldın? Yasıyorum abi. Ay. Bir dakika. Ben ama çok severim böyle şeyleri. Neden söylüyorsun? Ya abi çok heveslendim. Aldım iki tane oyuncak böyle kullanayım RC gibi diye. Bir koydum amına koyayım. Diye gidiyor böyle, sağ yapıyorum. Diye dönüyor sola. 5 saniye sonra pili bitiyor. Çok pişman oldum diye 180 lira para vermiştim. Ben ama çok severim böyle şeyleri. Beraber oynuyoruz. Arada sen oynuyorsun. Ya bu arada özellikle küçük aldım. Bunlar böyle mikro diye geçiyor. Ve şey. Aa dur onu. O çok önemli. Görmedim. O çok önemli. Görmedim. Mikro daha iyi benim için. Niye ben evde oynayacağım? Evet, evde köpekler falan kovalayacağım. Mesela onu. Benim şeyle oynadığınız o kocaman RC arabayla oynadığınız ekibimizde... Benzin olanları evde oynayamazsın lan.
Ricochet abi, Ricochet. Çocukluğumun oyunu, Ricochet. Ha, bayağı ufak lan, çok iyi. O içinde şey de çıkıyor. Ne var? Sen dur ya. Bakıyorum ya. Ne bu? Tesla. Aa, çok aynen, iyi. Cybertruck. Bunlarla arasından küçücük falan geçiririz. Yol yapacaksın şöyle. Ben bunlarda niye vida var diye gıcık oluyordum. Bunlarda niye vida olduğunu biliyor musun? Niye var? Böyle oyuncakların hepsinde vida var. Evet. Çocuk açıp pilini yemesin diye. Evet. Evet. Ama ben çok uzun yıllar boyunca sinir oldum. Aa. Çocuğum sen deli misin? Yeme onu. Bunu yap, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Siz çocukken yapar mıydınız bilmiyorum. Böyle kitaplardan böyle pist yapardım bunlara. Uçurmaya çalışıyordum. Acayip eğlenceli bir şey. Öyle bir hı dedik, hiç beğenmedi ya fikrimi. Ben modifiye ediyordum. Benim İkinci video oğlum bu. Benim hepsi modifiyeliydi böyle altlarına. Bu kaç paraymış arkadaşlar? Yapıyordum. Spor böyle ucuz olanlardan alıp mesela. Aa. Güçlü motor takıyordum falan. Bozuldu. Bir şey olmaz. Bozuldu. Ya oğlum yerde oynayayım ben şunu. Getir bakayım. $80 mı? Değildir lan. Manyak mısın amına koyayım? Oğlum çok hızlı bu. Ya o özelliği bunların işte bu. Boyutuna göre bayağı hızlı gidiyorlar. Bir tane döndürüp getirebilir miyim? Yavrum sağa sola yapsın. $18'miş. Tamam, çok mu zor? Ben de denemek bayağı istiyorum zor şu an abi. Ya. Bayağı, bayağı yüksek zor. Şey enerjisi. Sen böyle kesik kesik oynuyorsun bunları. Yani dönerken falan keseceğim. Siz şoförsünüz ikiniz de ya. Araba sürmeyi bilmeyen benim. Oğlum araba böyle mi sürülüyor? Araba sürmeyi bilmediğim belli oldu buradan. Puanım 10. 2 tane 10'luk puanımız var. Biri Game Boy, biri o. Çok iyi. Şimdi buna geldi sıra. Evet, bu ne biliyor musun? Anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin en sevdiği bardak vurma aletinin 2022 teknolojisiyle... Hacamat! Hayır. Hacamat yapmayacağız. Hayır. Sadece bardak vuracağız. Cupping. Evet o. Benim olacak. Ben çok kullanıyorum cupping. Intelligent Breathing Cupping Massage Instrument. Sürekli Fırat'ın vücudunu gördük biz bu videoda. Bunları da göreceğiz. Hayır, ben bunu yaptırmam abi. Mosmor oluyor ya. Bayağı bir şey var. Niye biliyor musun? Açıyorsun, ısıtıyorsun, titreştirebiliyorsun, çekiyorsun. Bakımını veriyorsun ve bayağı da kaliteli görünüyor yani. Nereden şarj oluyor? Burada. Oha, bayağı kaliteli bir şey ha. Şarja takıyoruz bunu, birazdan deneyeceğiz. Ya. Aa dur, deneyeceğiz derken kuşları, kuşlar. Aa kuşlar ne oldu? Sende var mı bunun aynısında? Var. Seninkini deneyelim. Ama nerede bilmiyorum ki. Benim evde 5 milyon tane şey var. Kavrulanmıyormuşsun ha. Evet, önceki videodan bir transferimiz var. Ha, bu şarj olmadı mı, bu ne ya? Bunun nasıl ışıklı olduğunu görmek istiyorsanız Fırat'ın videosunu izleyin. Fırat'la yapacağımız toplu paket açılışı videosunu. Aa çalıştı. Ay. Kapat ışıkları. Ha, bunun içinde yanıyormuş abi. İçindeymiş ampulleri. Aa çok iyi, çünkü sürekli renkleri değişiyor abi. Ay çok güzel. Buna şu an puanım 10. Evet, önceki videodan puanlı. Airsoft'larla vuracağım bunu böyle çat çat çat. Puan vermiş miydik biz buna? Hayır. Işıkları yansın diye bekliyorduk. Böyle ışık geldiği zaman, yani üstündeki güneş enerjisi şeyine ışık geldiği zaman duruyor. Işık gittiği zaman, gece olduğu zaman çok böyle. Çok güzel ya. Fulle beğendiysen alalım sana. Şarja taktığımız için. Evet, başka ürüne geçeceğiz, ona sonra döneceğiz. Tamam. Bir sonraki videoda diyormuşum. Yok, bu videoda yaparız. Benim beklentimi düşük tuttun. Sanki böyle çak senlik bir şey yok gibi. İyi gidiyorsun ha. Çok iyi böyle. 10 numara. Hacamat ve şu parmağıma taktığın şey beni yaşlı gösterse de geri kalanında çok hacamat mutluyum. Değil o ya. Hacamat yavrum. Hacamat o. Hacamat. Bu ne, kitap mı aldın bunu? Ben onun olduğunu biliyorum. Senin IQ'nu geliştirmen için bir şeyler düşünmüştür diye düşündüm. Abo. Gerçekten mi? Ama bak oğlum, bak aramız bu. Beynimi mi okudun az önce? Bir de abo, üzerinde çocuk şeyleri var ya. Ben bayağı bir uzmanı araştırdım. Sonradan IQ yükseltmenin çok mümkün olmadığını savunuyor çoğu. Ama bir kısmına göre de IQ sonradan eğitilebilen bir şey. Yani bir miktar mesela 6 puan falan arttırabilirsin. Evet mesela. Evet. O yüzden sana bir tangram aldım. Ben bununla 4 Fırat yaşında yanındayım kardeşim. Çok seviyordum. Ya ben çok beğendim. Bir de bakıyor ya. Deniyor bir de. Böyle hocam yaptım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada biliyorsun mevzu bahis şu. Bu şekilleri gösteriyor. Normalde bu şekiller görünmez abi. Hayır. İstersen doğaçlama yapabilirsin. Kendin bir şey çıkarabilirsin. İstersen oğlum, de... Niye ayıp olsun? Şakalaşıyorlar ya. Allah Allah. Bir tane daha almıştım. Onda şeydi. Sınırlıydın mesela. Yuvarlak alan vardı. Evet. Sınırlı alan olduğu için zorluyordu bir şeyler yaparken. Sağ ol, bana kolayını almışsın. Bir C sınıfından Fırat ve bir A sınıfından Lemur'u izledik. Puanım 1. Hadi tamam. Şeklini, tipini beğendim. 4. Bir şey söyleyeceğim. Bunun çok gelişmişi vardı. Hatta şeyde köşede oynuyordum ben, hatırlıyor musun? Ya, ayıp yazanlar da geyiğine sıkıyorsun. Ciddi algılayan varsa. Sen gidiyoruz ama ya. Ya tamam, güzel gidiyorsun. 2 tane 10 numara tam benlik şey var.
Arada benle dalga geçiyorsun. Bir taraftan da şey gibi düşünebilir. Analizimi iyi yapmış mıyım? Evet. Fazla yapmışsın. Çok iç, aile içine girmişsin. Light Snow Projector. Bu Ceyda'lık hoca. Tamam, yani bir şeyler yansıtıyor ama tam olarak ne yansıtıyor bilmiyorum. Ne çok özelliği ya var. Ya bunlar genelde hiç gözüktüğü gibi olmaz böyle. Bok kanka gibi gözükür. Bakalım öyle mi? Aa, telefon uygulaması var. Evet. Ne alaka? Çünkü ben şuradan alıyorum. Bak diyor ki white noise veriyormuş bir kere. White noise beyaz burun. Hayır la. Beyaz ses veriyor. Yani şey white noise. Bu arada bu kadar özelliği olabilir mi bunun? Çok fazla şey var. Vallahi ben şuradan anladığım kadarıyla bayağı egzantrik bir şey. Müzik falan da veriyor galiba. Ay ben bu akşam hemen yaparım. Type-C. Type-C ise kalitelidir bak. Type-C benim için bir şey. Bir kriter İnce değil mi? Çizgi. Net kriter hem de öyle böyle. Oradan bir power bank yapıştır bana. Açtım. Yıldız. Meditasyon mu bu da? Martı. O flütü, enstrümanı alacak biri, diğeri de flütü alacak. Arşa erecekler. Bu? Böyle. Yıldız. Bunu yaptığında dalga veriyor. Bak yıldızı kapatıyorum, dalgayı açıyorum. Rengi değişmiyor mu? Beyaz. Aa. Aa. Bence ses o iyi değil. Ses olmasın. Bir dakika. Şu an Japon oyununa girdik abi. Şu anda Japon REO'suna girdin. Bluetooth mod var bir de. Bluetooth'a ha, Bluetooth girdin. Modda da büyük ihtimalle telefondan açtığın şeyin sesi buradan geliyor. Oradan aynen sen öyle. Mesela yağmur yağma sesi istersen atıyorum. Ya orada direkt Ceyda'ya atıyorum. Ben de beğendim bunu. Evet çünkü evet, ben kullanacağım bunu. Şunu anlayamadım. Şu konuşma şeyi. Wave. Bir şey daha... Bir daha yap bakayım. Bir şey yaptı değil mi az önce? Stars. He ulan. Ya buymuş ya. Tamam müzik açalım. Dur. Geliyor. Oo güzel oldu. Işıklar arttı. Aa. Oha. Bu bayağı iyi lan. Çok iyi bu. Bu arada böyle ortam oluşturmak için falan işe yarar. Evet güzel de çalışıyor. Ben bunu bilmiyordum. Onun gibi girsem belki de aynı ton. Kendini bilmez montofon. Değişik güzel bir alet. Çok fazla özelliği olduğu için 8 veriyorum. Tamam. Neye 2 puan kırdın? Çok kaliteli bir ışık vermiyor. Ama şu an burası gece şey yapman lazım. Hayır ya böyle biraz realistik. Grafikleri iyi değil. Grafikleri biraz sinek o, evet. Martı sesi adamın çileden çıkarttı. Yıldızlar kötü daha doğru. Ama Martı sesi de normalde rahatsız eden bir şey ya. Bu da rahatsız etsin diye yapılmış. Koymasın o zaman. Allah. Evet. Bir hızlandı bir şey oldu. Gaza geldim biraz kalabalık da. Ah yarmış. O ne gerçekten? O ne? Ha dur sen paketin içindeki paketi açmışsın bu komple. Bu ne biliyor musun? Motosikletine aşık insanlar için motosiklet temizleme kiti. Hadi canım sen de. Aa evet aralara girmesi için motorun her yerinin arasına girmemiz gerekiyor. O kadarını anlamıyorum ama. Yo iş yapar. Oo. Wow, bu çok iyiymiş. Kurulamak için. Hayır kurulamak için değil bu. Ne için bu? Eline döküyorsun bununla şey yapıyorsun. Kurulama bu. İçinde poşet var su geçirmesin diye ben yani. Bunlar falan değerli bak bunlar iyi. Aa matkap ucu var onda şarjlı tornavidaya falan takıp bununla böyle pıçık 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 yapacağım. Aa çok iyi jantlara mantlara girmek aha için motorun bölümüne girmek için. Güzel setmiş bu şey arada. Için. Yan taraftaki yeri adını hatırlamıyorum. Anladım ondan evet girişi orası. Yani orası. Motoru yıkıyor musun gel bu arada sen kendini? Kendimi yıkamıyorum. Açıkçası. Hiç motor ağaçlı değil ben inanmadım. Niye abi kendim yıkayım bu devirde nerede yıkayacağım zaten motoru bizim yıkayım. Evet onu orada kullanmayacaksın tuvalette kullanacaksın kardeşim. Bok sertleşmiş mi? Diye girip böyle alacaksın onu. Yıkanacak evimiz yok ki. Motoru yıkamak bayağı zor iş bu arada. Motoru yani bu kadar şey yaptıklarına göre evet zor evet. Buna puanım hiç aklıma gelmeyeceği için 9. İyi bir şey mi dedi anlamadım. İyi bir şey yani hiç aklıma gelmezdi hani böyle bir şey almak ama alındığı için mutlu oldum. Şimdi geldi sıra. Dur burada dur, bir dur. Tane daha var. Bayağı hediye var ha. Burada var yok tabii daha paket açıyoruz. Aha bu değerli bir şeye benziyor. Bu ne bro? Bu araba için süpürge. Aa, çok iyi. O kadar lazım mükemmel ki. Ben geçen gün aldım kendime bir tane. Hatta kim? Doğan Kabak mı paylaşmıştı? Paylaşmış bir şey. Girdim aldım çok güzel. Nereye gidiyorsun sırada? Kendim süpürüyorum. Sivas. Sırada yok Çanakkale. Şu Çanakkale. An. Çanakkale'ye giderken mesela yolda çekirdek çittim böyle etrafa. Beynam tarafını falan. Bir kere biz bir tane videonun kartını düşürdük. Ses kartını. Ses kartını kenara. Yok ya ticari araç bulamadık kartı hala ya. Gelmiyor neler abi araba yaptık, yok. Çıkaramadık o kartı. O göremedik ki nerede olduğunu zaten. Ya bunu göremedik bile yani. Hani böyle bir aletimiz olsaydı bir bak çekerdik. Evet olabilir. O açıdan hiç düşünmemiştim yani amacı o değil ama evet işe yarayabilir. Bu arada kaliteli bir şey benziyor. En iyisinden. Sağ ol kardeşim. Bu bir de ne için iyi biliyor musun abi? Şeyleri falan yani temizleyemiyorsun. Küçük bardaklar gözleri, falan. Yan evet taraf falan oralar için çok iyi. Klavyeyi de temizlersin o zaman. Doğru oğlum klavyeyi çatır çatır temizlersin şununla. Evet. Aynı aşağı yukarı. İyi. Tam şey yani bu. Bence daha da olması lazım. Bak yok mu? Ayarı yok mu?
Evet. Ben yurt dışına almadım ama Türkiye'den aldım. Bak. Oo. Abi bu direkt klavye için harika bir şey. Arabayı boş ver. Arabada daha iyi oluyor. Bayağı iyi ya. Ayrıca evde de hani hızlıdan bir şey almak için de tabii iyi. Masanın üstünü falan alabilirsin. Ulan teknoloji nereye gitti o? Bu çok iyi. Buna puanım 10. Çünkü çok kaliteli duruyor abi bir de. Gerçekten en iyisi bu arada. Evet, tamam geçiyorum. Doğru söylüyormuş. Çok güzel güzel. Sağlam da bir alet. Kaç para bir baksana sen. Çaycı bir baksana İngiliz kaç marka para. Değil mi? Oranın markası. Xiaomi. Montajyer soracağına bak amına koyayım. Xiaomi de zaten böyle bir şey var. Uygun fiyatlı ama her zaman belli bir kaliteyi tutturuyor. Asla demiyorsun ki bu da kalitesiz olmuş. Hep aynı kalitede ve hep aynı kalite şeyde. Ha bu şey. Bu ne lan? İsmini bilmiyorum. Ha şey ya spor aleti var ya. Onun kaç? 110 dolar mı? Oğlum dolarını söyleyin, TL'sini söylemeyin. 51 dolar mı? Tukam soracağına baksana. Havalısı ve gelişmişi. Sen spor yap diye çocuk sana her... Montajyer arkadaşlar bugün Place'in özetini yapmaya başladı kardeşim. Etkinlikten 25 gün sonra. Abi bunu böyle mi yapsam şunu böyle mi? Etkinlik bitti bir hafta geçti. Sen o hype'ını kaçırdın. Tatile çıktığın ana sıçayım dedim. Bu nasıl bir tatil zamanıdır? Abi diyor yaklaşık diyor. 16 saatlik video yapıyorum diyor. Ulan dedim etkinlik zaten 23 saat sürdü. Al hepsini koy. Neyin editini yapıyorsun ki? 20 saat 23 saat yayın yapmışım zaten. 17 saat oldu abi diyor. Dedim onu kırıp 30 dakikaya falan indir. Ne yapıyorsun dedim. Öyle yapayım o zaman diyor. Lan 8 gün geçti üzerinden lan. Abi DC'ye atıyorum son halini. At kardeşim at. Bak bir hafta yayınlasan nostalji yaparız amına koyayım. Bir hafta yayınla. Şey 50 dolarmış o makine. Bir şey ateşleyecekmiş gibi duruyor. Yok hiçbir şey ateşleyecekmiş. Ayarını yapıyorsundur büyük ihtimalle. Kardeşim evet, benim. Ağırlık ayarı var bak burada. Bunun olimpiyatları var biliyorsun. Türkiye'de. 83 saat sürdü etkinlik. Oğlum benim yayında olduğum anlar anlamında diyorum. Hatıra videosu. Yanında şampiyonu var. Evet. O ne ya? Dur var. Kaçırdık. Bu neymiş? Ayarını yapıyorsundur büyük ihtimalle. Evet, evet ağırlık ayarı var bak burada. Bunun olimpiyatları var biliyorsun. Türkiye'de yanında şampiyonu var. Evet. Ama böyle şey var, bir mertebe var. O mertebeye ulaşmak için bilmem kaç kiloluk olan var, onu sıkması gerekiyor ama böyle değil. O eski tip olan, direkt sanayi tipi yapılan. Evet. Onu böyle sıkıp bilmem kaç saniye tutarsan o şeye ismi alıyorsun. Iron Man gibi bir isim var. Türkiye'de var, birinin videosunda izledim. İnanamadım yani. Bildiğin ama bunu yapmak için artık adam hayvan kas yapmış. Kolay ben bir şey değil. Ben yani. Bunu gördüm ve aklıma şey geldi. Simülasyon, kontrol artar falan. Olabilir. Oynuyor mu hala? Oynuyorum ama... Yani bunda ağırlığı arttırabilmen ya da daha baskıyı arttırabilmen güzel bir şey. Bizim standart kullandıklarımız biliyorsunuz. Biz bir noktadan sonra artık bir şey oluyor. Yani simülasyonla bunun şeyi yok. Ben tenis oynuyorum ya bana çok evet. Sağlam gelir bu. Kuramı güçlendirmek. Onu düşünmüştüm. Bu arada tenis oynadığını gerçekten bilmiyordum ben ya. İnsan bir tane tenis oynarken hocam bir beni bir çek der. Storyler de atıyor. Evet işte bak sen şimdi. Sen de kahve muhabbeti yaptık tabii. Utku çıldıracak şimdi. Utku'ya bunu ne verme. Almış? Vermem. Utku bir kahve gurmesi olamasın hiçbir zaman. Öyle olduğunu zannediyordu. Bu gerçek kahve gurmelerinin kullanacağı bir şey. Utku çıldırıyor şu an ben seriyim. Utku gelseydin paket açılışına. Bir bölüm yok. Montajerin canını yerim ben şaka yapıyorum oğlum. Atmayı versin ne olacak? Hani böyle ne tarzı oluyor bunun ismini biliyor musun? Japon hani, tarzı bu. Ha işte Chemex V60 falan diyorlar ya. Onu sor. Ay yok biliyor bu şey onu? Japan Style Sipon Coffee Maker. Ciddi misin? Arkadaşlar peki, ya. Peki kuzunun çekirdeğini ona göre çektireceğiz ya ne diyoruz? Abi bana Japon Style tuvalet şeklinde çektireceğiz. Hayır sipon o anlamda değil ya. Oğlum sipon çok enteresan bir yerden boşalan şeye sipon deniyor ya. Acayip merak ettim tadını şu an buradan kahve içmek istiyorum. Oğlum bu ne? Yarın mı atacağım? Tamam oğlum 5000 izlenir amına koyayım. Gerçekten özel sen bir şey ya. Sen denedin mi bunu? Hayır daha kutusunu sen açtın nasıl deneyim? Bunu diyor buradan çıkartın diyor. Çıkarttık hocam. Şöyle koyun diyor. Tamam böyle koyuyormuşsun bunu. Arkadaşlar bu biraz karışık bir şey ya. Çıkaramadım. Hepsini verin bakayım şunu. Aa evet, gerçekten abi. Şey var. Ne hocaydı bunun adı? Hayır be arkadaşlar. Oğlum bu deney kiti lan bu. Evet burada su kaynatıyor. Tamam bunun içine büyük ihtimal izopropil alkol falan koyacaksın ya da ispirto gibi bir şey. Aynen kaç izopropil alkol bizde hep olmuş. Sen onu liste dışı tamam, böyle paylaş. Durdu. Sonra biz üzerine kahve koydu. Bu arada suyu kaynattı evet. Burada. Sonra bunu yarın derbi ne olur 3-2. Bunu buradan alıyor. Buradaki su burada ya şimdi. Bunun altında çok az su kalmış bak. Bunu böyle buraya koyuyor. Sonra arada karıştırıyor. Ateşten alıyor. Bir takım bir şeyler yapıyor. Hocam bizim makineyle yapalım daha güzel olacak. Yani sonunda kahve buraya dökülmüş oluyor. Ya tadı güzel oluyordur kesin de. Böyle bir şey. Ben evde yapayım sana video atayım. Tamam. Anlaştık. Çok işime geldi şu an. Şimdi bunu nasıl geri koyacağız? Hadi evet. Bakayım şimdi. Parçalanmasın. Toplayın.
Bayağı uzaksın ha futbola mı? Ulan kaç tane skor bildim sana. Ayıp değil mi lan böyle söylemen? Bak şimdi biz bunu kenara koyalım şimdilik. Tamam. Birazdan bunları evdeki bütün köpüklerle falan sararız biz. Tamam öyle yapalım. Hazır mısın? Ben sen ben hazır mısın? Bakalım beğendim. Puanı 10. Çünkü heyecanlandım, bunu denemek istiyorum. Umarım çok güzel bir kahve şeyi çıkar oradan. Ne alakalı? Evet şimdi önceki videoda çok... Abi Fenerbahçe 3. sırada, GS 13. sırada. Harbi mi lan? Yok lan öyle bir şey yoktur herhalde. İlk 4'tedir lan hepsi. Nasıl bu sıralamalar? Öyle. Harbi mi lan? Dur bir dakika. Ne denir? Nasıl çıkarız? Süper ne denir ona? Lig sıralama. Ligi değil ya. Oo. Konya Spor'a bak. Oo. Galatasaray galiba 13.ymüş lan. Trabzon, Konya Spor, Fenerbahçe, Alanya Spor, Başakşehir, Beşiktaş, Adana, Hatay, Karagümrük, Antalya Spor, Kasımpaşa, Sivas Spor, Galatasaray, Gaziantep diye gidiyor. Çok özenmiş. Bu ne zamandır böyle? Kaçıncı haftasındayız? Ne bileyim ben anlamıyorum ki böyle şeyleri ya. Puanlardan anlarım ben. Bunlar ne ya? OGBMA. Mağlubiyet, galibiyet mi bunlar? B. Beraberlik, O. Ortalama. Açmıştın C'den videosunda. Drone mu? Hayır. Ben anladım ne olduğunu ve... Bak, şuradan tam... açılıyor bak. Pardon. Şimdi motosiklet sürerken ellerin asla üşümesin diye şarjlı, bataryalı, muhteşem kaliteli bir eldiven. Ya da snowboard yaparken de ama... Ya adam Trabzonspor demeden Konya'ya bak dedi. Sikeceğim ya, neden kimse bizim birinci olmamızı sevmiyor? Niye sevineyim oğlum? Futbolla aram yok. Helal olsun diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ki oğlum ben. Konya Spor ne yapıyor? Ben hep zamanında maç takip ederken de şey diyordum. Ya hep bu dört büyükler kazanmasın, diğerleri de girsin o listeye diyordum. Bak şimdi ne güzel. Adam buna bile duyar kastı ya. Allah Allah. Helal olsun. Ama ben motor için düşündüm. Snowboard hepimiz motorda kullanamazsın. Fulya var ya, her gün formayla bahçede koşturuyor. Aa, koruma yok ya. Şimdi orada bir şöyle bir şey var. Eğer bedeni yeterince büyükse benimkini üstüne giyerim. Eldiveni üzerine giyer. Anladın mı? O da olabilir. Ha, bayağı pilleri var oğlum. Evet vur. Dört büyük yok mu? Ağırmış yani, bu arada. Ne bileyim ben bilmiyorum. Abi sen onu bunu bırak. Bizim bir sürü... Ya videodan koptuk ya. Bedeni yeterince büyükse benimkini üstüne giyerim. Kaleci eldivenim bu. Anladın mı? O da motor eldivenim mi? Bayağı pilleri var oğlum. Evet vur. Full. Pilleri ağırmış bu arada. Bu ne oğlum? Kar. Kayak. Abi sen onu bunu bırak. Bizim bir sürü kış videomuz oluyor. Donduğumuz. Anladın o zaman mı? Bak ben şeyi buldum. Üşüdükçe o seninle değiştirerek. Üç büyük kalmadı abi aga be. Benim zamanımda vardı. Dört büyük, üç büyük. Abi sen ne diyorsun ya? Bu arada gerçekten. Sen ne biliyorsun? Al şunu tak. Bunun zaten içinde elin üşüyorsa sen zaten çıkma oraya. Onun içinde elin üşümez yani, anladın aa, mı? Aa bak buradan sıkıyorsun. Ben abi cebi var. Buraya koyuyorsun şeyde ha. Aynı yelek mantığı. Hemen bakıyorum nereleri ısıtıyor. Ceyda'nın elinde şey gibi olmadı mı? Avengers. Benim elimde de çok büyük oldu bu arada. Senin şu an ısınıyor mu? Evet. Üstten ısınıyor. Şuradan. Parmakları da ısınıyor. Oğlum nasıl 5 dakika içinde chatte futbol kavgasına dönüştürebiliyorsunuz mevzuyu ya? Yani... Yapmayın arkadaşlar bunu artık. Aşın şu işleri be. Ulan 3 dakika geyik döndü. Birbirine kavga ediyor şu an millet ya. Ben buraya tek bir şey söylüyorum. Hiçbir zaman Türkiye'de 4 büyük olmadı Trabzon. Oradan diye geldik diye amına koyayım. Ya oğlum niye böylesiniz? Neyin raconunu kesiyorsunuz oğlum birbirinize ya? Alayım o ton diye. Allah Allah. Bunun sonu yok çünkü boku çıkacak birazdan. Alayım o ton diye nefes alsın herkes. Ben şimdi dikkat dağıtıcı bir video açarım. Çok merak ettim. Ya neye benziyor? Bunu... Yapmayın oğlum. Sevin birbirinizi ya. Bir bok olduğu zaman herkes formaları çekip üstüne sırt sırta lay 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 yapmasını biliyor. Niye kötü gün dostluğu yapıyorsunuz birbirinize? Ayıp denen bir şey var. Don't. Don't. Bunu var ya, arabada tutacağım mesela. Dışarıda dondun geldin. Tak anında ısınsın. He ama şey diyorsanız onu bilemem. Abi bu işin tadı böyle ya. Öyle güzel oluyor diyorsanız ona bir şey ama kırmayın oğlum birbirimizi. Zeka meka falan yorumlar gibi. Ayıp terbiyesizlik yapmayın oğlum.
Bunun içine şey giyebilirsin. Yazlık eldivenini giyersin. Yazlık motosiklet eldivenini koruma için. Ve çok rahat bir şekilde takabilirsin. Evet. Ama bu yani gerçekten bu arada kışın en soğuğun eldiven. Isıtmaya gerek. 20 yıl gençleşirsin. Kaldır şöyle, kaldır. Aa yapıyor. Şuraya evet. Yap. Şuraya. Bak zarar verme bana. İyi mi burası, mutlu musun? İyi, güzel. Emiyor. 20 de şu an. Abo. Isıtması da kapalı. Abi. Bak yandan. Abi oo. Tamam bakmasınlar artık. Tamam nasıl bırakacak kendini? Bıraksın beni artık. Pilini çıkar. Tamam. Oğlum emcükledi çok fazla ama. Oy. Oha. Ne oldu? Bak mor arttın beni değil mi orada? Ne bir daha mı yapıyorsun? Çok çok çekti, çok çekti, çok çekti. Ya bizdeki pıçık pıçık yapıyordu, bu ne yapmıyor? Aynı şey değil mi? Isıtmadığın için. Ama kaç? Isıtmaya basıyorum, çok çekti diyorsun. Ama bir ben saniye. Deneme tahtası mıyım, yeter. Gerçekten acıyor mu ya? Ben oraya değil, oraya değil. Aç beni. Oğlum her şeyi fırıtın üstüne denediler ya. Abi, ben her zaman buramı yaparım. Abi, ya beline ne gerek var? Isıtmaya geçtin mi? Ya benim belimde yağ yok zaten, çekemez. Bayağı çekiyormuş bu arada. Bunu uzun boru takacaksın abi. Bir de boşluğum var şurada. İnsan içine nasıl çıkacağım oraya mı? Görecekler. Ben göremediğim için şu an ne dönüyor bilmiyorum. Hiçbir şey yok kardeşim. Ne olmuş? Sırtında böyle mi? Yok değil. Nasıl takip ediyorsun? Tut bakayım şu tuvalete gidip geliyor. O ne ya? Evet. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sen önceki bölüm... Allah fikir versin kardeşim. Pis herif ya. Vallahi pis herif. Laf sok bir şey yapacaktım da gözümde canlandı diyor. Nasıl duracak bu? Ne yaptım ben? Nasıl yapıyorum buna koyayım ya? İğrençti ya kardeşim. Aklına böyle bir şeyin anlık gelmesi bile sakat bir iş. Montajyer ne diyor?